23 yaşındayım. Öğrenciyim. Olay 20 Haziran'da oldu. Küçük parkın orada oldu. Bornova İzmir'den küçük parkın oradan taksiye bindim. Adam ilk motor hakkında konuşmaya başladık. Normaldi konuşmamız. Hani müşteri taksici konuşmasıydı. Sonra bir anda adam uyuşturucuya girdi. Uyuşturucu içtiğini, ot içtiğini söyledi. Ben ilk başta orada bir şok oldum. Sen de içiyorsundur kesin dedi. Hayır dedim, ben tövbe bismillah içmem asla dedim. Böyle bir şey yapmam dedim. Telefon elime sürekli aldığım zaman bakıyordu. Elimden almaya çalışıyordu. Kimle konuşuyorsun, ne yapıyorsun, telefona ne yapacaksın gibi şeyler söylemeye başladı. Ki annemi arayamıyorum, konum atamıyorum, polisi arayamıyorum. Ondan sonra Fahrettin Altay'ın orada post cihazını kapattı. Kapıları kilitledi ve incir altına doğru sürmeye başladı. Tabii benim elim ayağım titriyor. Bir şey yapamıyorum. Telefon aldığım an telefonuma bakıyor. Ondan sonra yine taciz artmaya başladı. Taciz arta sonra tecavüze doğru gitti. Hemen annemi aradım. Anne dedim, iyi değilim. Söyleyemiyorum da olayı, korkuyorum. Sonra annem beni hani sakinleşeyim diye, bir şey olduğunu anladı annem zaten. Sakinleşeyim diye bir lokantaya götürdü. Ben lokantada artık saat 10-10.30 oldu. Anneme bunu söyledim lokantada. Annem dedi ki direkt gidiyoruz karakola. Karakola gittik. Karabağlar karakolu bana bakmadı. Bizim yerimiz değil işte, bakamayız falan filan dedi. Ben tabii artık midem durmadan bulanıyor. Eve geldik, 3 gün boyunca kustum ben. Bu olaydan dolayı. Evden çıkamıyorum çünkü durmadan kusuyorum. Ardından İnciraltı Karakolu'na gittim. O olay oldu diye. İnciraltı Karakolu'ndaki polise anlattım. Bana dediği şey şuydu, sen isteyerek yapmışsındır. Senin başın belaya girer. Ben orada ağlamaya başladım. Bir polis bunu söyleyebilir mi, size söylüyorum. Halkın yanında, bir kadının yanında olması gereken bir polis bunu size söyleyebilir mi? İnciraltı Karakolu'ndaki polis bana bunu söylüyor. Ben yine de ifademi verdim. Polis bana azarlayarak konuşuyor durmadan. Ne diyor mesela azarlayarak? Sen diyor bana iş çıkartıyorsun. Polisler de diyor ki yok biz seni destekliyoruz. Yok şu, yok bu. O zaman niye ilk başta böyle söyledin? Niye benim psikolojimle oynadı, benim intihar sebebim oldunuz siz? 3 kere intihar ettim bakın ben. 3 kere. Ve şöyle söyleyeyim, bu adamın yargılanmasını ve ceza almasını istiyorum. Çünkü herkes taksiye biniyor. Herkes korkarak binmesini istemiyorum. Böyle insanların taksicilik de yapmasını istemiyorum. Ama benim zaten şikayet etmem bütün kadınların sesidir. Bütün kadınların sesi olacağını düşünüyorum. Ülkedeki bu durum gerçekten o kadar korkunç bir durum ki. Kadınların, hayvanların ve ağaçların, ormanların şans eseri yaşadığını düşünüyorum. Biz şans eseri yaşıyoruz. Çünkü her an her şey olabiliyor. Ve adalet sistemimiz o kadar kötü bir durumda ki yargılanmadan bile beraat edebiliyorlar. Ben artık bunu istemiyorum. Kadınların sesi olmak istiyorum ben.